Arkadaşlar, bu bölümde filtreleme formüllerinden veya veri tabanı formüllerinden söz edeceğim. Şimdi önceki videolarımızdan hatırlarsanız belli bir veri tabanını filtrelemek istediğimiz zaman normal filtreleme kullanabildiğimiz gibi gelişmiş filtre de kullanabiliyoruz. Şimdi örneğin şu kriterlerimize uyan şuradaki verilerin toplamı, ortalamasını vesaire göreceğiz arkadaşlar. Daha önce ne yapmıştık? Gelişmiş filtreye basıyorduk. Kaynağım burası. Ölçtüm neresiydi arkadaşlar? İşte şu kriterlere uyanları bana filtrele diyorum. Yani şu tabloda şu kriterlere uyanların filtrelemesini istiyorum. Tamam diyorum ve Excel bana filtreliyor. Şimdiki veri tabanı formülleri neyse ise arkadaşlar, filtreleme yapmak yerine şunu yapacağız. Bu kriterlere uyanların toplamı ne kadar? Yani filtreleme yapmadan direkt toplamını getir, ortalamasını getir. Yani şuradaki rakamları bana getir diyeceğiz Excel'e. Formülle bu işi yapacağız arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Yine kriterlerimizi belli bir alana yazacağız. Daha sonra da formül yazacağız. Şimdi bu kriterlere uyan satış toplamlarını bana getir. İşte bunların ortalamasını getir. Kaç adet maksimum, minimum, standart satmasını vesaire getir diyeceğiz. Bunun için arkadaşlar önce toplamı yapalım. Eşittir. Veri tabanı formülleri ve seç ile başlar. Ve veri tabanı demek seç zaten seçmekten geliyor. Ve seç topla diyorum. Bu kriterlere uyanları topla bana diyor. Önce veri tabanı seçeceğim. Sonra alanımı, sonra da ölçtüm seçeceğim. Önce veri tabanı tamamını seçiyorum. Yani tablonun tamamı A1 ile E52 arasını seçtim ve noktaları birbirine bastım. Peki ben hangi alanı toplayacağım? Yani sayılar nerede? Sayılar E sütununda arkadaşlar. O yüzden sadece E sütununun başlığını tıklıyorum. E1 hücresini. Çünkü orada hangi başlığın altındakileri ben toplayacağım? Onu soruyor bana Excel. Tamam. Ölçtüm ne arkadaşlar? Ölçtümse şu kriterler yani başlıklar artı altındaki ölçütlerin tamamını seçtim. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımda bana dedi ki bu kriterlere uyanların toplamı 110.150 ediyor. Yani Çin'de 2000'i geçenler, ABD'de 5000 ile 2000 ile 5000 arasındakiler ve Türkiye'deki her şeyin toplamı 110.150. Peki doğru mu? Aklımızda tutalım 110.150'yi. Geliyorum gelişmiş filtreden bu işlemi yapıyorum. Ölçüt alanımı da seçtim. Burasıymış. Tamam. Şunların toplamı 110.150 mi? Evet doğru. Bakın bu filtrelemeyi yapmaya gerek kalmadan doğrudan sonucunu ürettim. Ortalamasını da aynı şekilde seçelim. Eşittir ve seç ortalama. Veri tabanını seçiyorum. Noktalı virgül. Alanım neydi? Şu başlıkta E1. Ölçtüm neydi? Şurası. Enter'a basıyorum. Ortalaması bu. Eşittir. Şimdi kaç adet olduğunu da bulalım. V seç ile başlıyoruz. V seç hangisi olabilir arkadaşlar? V seç sayıdır tabii ki. Sayacağız buradakileri. Geliyorum. Tamamını seçiyorum. Satış toplamına tıklıyorum. Bakın bütün kurallar aynı. Sadece formülün ismi değişiyor. Enter'a basıyorum. Bu kritere uyan 18 tane var. Eşittir ve seç mak diyorum. Yine aynı alanı seçiyorum. Noktalı virgül. Şuradaki başlık. Noktalı virgül. Kriterim. Enter'a bastım. Eşittir ve seç min. Yani minimum. Yine tablonun tamamını seçiyorum. Noktalı virgül. Başlık. Noktalı virgül. Kriter. Enter'a bastım. Standart satmasında da istatistik gibi sonuçtur ama ben günlük hayatta kullanıyorum ama birçok insan kullanmıyor. Standart sapma için STD sapma kullanıyorum. Veri tabanım burası yine. Noktalı virgül, başlık, noktalı virgül, kriter. Gördüğünüz gibi standart sapması da bu çıkıyor arkadaşlar.